Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Aralık Salı akşam Mahoning Valley Amerika yarışları için karşınızdayım. En azından bu saate kadar kaldık, kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü gündüzde yapılacak işler var, onlara koşturuyorum. Yarın da aynı şekilde, öbür gün de aynı şekilde. Çünkü yolculuk çok yaklaştı. Bayağı da eksiklerim var. Ayrı ayrı apostil işleri var, bilmem ne işleri var. Bayağı bildiğiniz gibi işler. Yoksa bizi oradan havaalanından içeri almazlar. Kapı dışarı yaparlar. İnşallah bir aktif risk olmazsa burayı atlatmaya çalışacağım. Bu programı hemen sizlere sundum. Hemen çünkü acele sizlere en azından faydası olur diye. Arkadaşlar birinci koşu 20.45'te başlıyor. Şu anda saatlerimiz 19.28, yani 1 saat 15 dakikamız var 7'li plaseye, ondan sonra 6'lı ganya. Satış koşusu var. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı. Hemen ben burada fazla söz uzatmayacağım. Burada programa geçiş yapacağız. Biraz acele. Burada oranlar burada arkadaşlar. 5 nolu kendi çarge. Bakın burada da en azından görün. 5 nolu kendi çarge. Demek ki doğru adresteyiz. 5 nolu safkan 1.20 orana sahip. Bu 7'li plasenin ve 3'lü gayanın açılış ayağı. 6 nolu safkan 2.75. 2 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 9 lira. 4 nolu safkan 14 lira. 3 nolu safkan 20 lira ve 1 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. En azından bunları not edebilirsiniz. Çok iyi olur. Ben hemen yarışa geçmek istiyorum. Burada benim öncelikli olarak tuttuğum safkan 6 nolu Ole Watashi. Bir kentteki Dane temsilcisi. Hani bu orijinlerin bazılarını bilmiyorum. Ben çünkü neyse o. Ama mobil orijinini biliyorum. En azından bunu söyleyeyim. William Skipton orijinini de biliyorum. En azından iki tane Joy temsilcisi bu da safkan. Mr. Sinatra'yı biliyorum. Ben bildiğim safkanlar çok da bir iki tane bilmediğim safkan çıkabiliyor. Onu da belirteyim. Ben burada 6 nolu Ole Watashi. Bir kentteki Dane temsilcisi Sony Leon'la start atacak olan bu safkan. En azından biraz daha bana yakın geldi. Son yarışını kazanmış bir isim. Daha sonra 2 nolu Power Sout. Bir Global Power temsilcisi Yarmari Correa jokeyini yapıyor. Son yarışı 9. yıl çekmiş ama bu safkan en azından fena değil. Görüş olarak ve son olarak da 5 nolu kendi çarge. Yarışın favori ismi. Bir Nicanor temsilcisi David Halder'de start alacak olan bu safkan da sürekli tabela içerisinde olan bir isim. Yani istikrarlı bir form grafiği var. Bence yazılması gereken isim. 6-2-5. Yani burada ben bu üçünü de eşit şanslı olarak tutuyorum. Tabii 5'i tek atabilirseniz de lafım yok. Zaten şu anda yurt dışında en şanslı isim olarak gözüküyor. Hemen 6-2-5, 5-2-6, 2-5-6 fark etmez sıralama. Ben bu 3 safkan arasında gördüğüm için. Günün ikinci koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında. Hemen buradan da sitemize geçiş yapalım. Oranlara da bakalım. Çabuk halletmeye çalışırız arkadaşlar. Evet, sitemiz açıldı. Burada hemen ben sizlere hızlı bir şekilde aktarayım. Arkadaşlar burada 7 nolu safkan 1.20, 4 nolu safkan 3.5 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 3 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan 14 lira. Burada 1-2 tane daha safkan var. Eğer onlar da açılırsa bekleyelim onları da. Aslında internetim benim iyi, hızlı. Siteden inmiyor. Bir de bilgisayarda da biraz sıkıntı var. Artık o biraz oradan kaynaklanıyor. Neyse arkadaşlar, bu kadar herhalde. Oranları göstersek bile yeterli bence. Ben hiç fazla söz uzatmayayım. Hemen yarış programına geçiş yapayım. Burada yarışa geçelim. Fazla at da yok zaten. Bir at, dışarıda bir at kalmıştı. Arkadaşlar ben burada 7 nolu safkanın Due North'u bir First Duda temsilcisi Sonny Leon'la ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani bugün ilk aya Banko'yla geçmek isteyenler için bence çok çok ideal bir Banko adayı. Yani orijin de çok iyi. En azından safkan da zaten kondisyon olarak da, çalışma hazırlık olarak da iyi. İki yarış koşmuş. Birinci, dördüncü. Bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Bana göre kazanır. Eğer rakip ararsanız da bir tek rakip vereceğim. O da 4 nolu Summer Horst olacak. Bir Summer Front temsilcisi Luis Raul Rivera'ya start alacak olan bu safkanın en azından son yarışı kazanmış bir isim. Ama ben 7 nolu safkanın kazanmasını bekliyorum. Rakip isterseniz de 4 nolu Summer Horst olarak geçebilirsiniz arkadaşlar. Günün 3. koşusu 6'lı Ganyan'ın 2. ayına geçtiğimizde satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik 8 safkan arasında. Bugün zaten fazla kalabalık değil. 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışlara baktığımız zaman ben hemen oranları aktarmaya başlayayım. Buradan hemen gördüğünüz gibi öteki 2 nolu safkanı da 16 lira gibi orana sahipmiş. Hemen ikinci aya geçiş yapalım. Zaten fazla bir safkan olmadığı için 7-6 safkan bile yeterli gibi gözükür oranlarda. Burada baktığım zaman 8 nolu safkan 3.5 lira.
Yani burada 3 nos safkan 4 lira, 5 nos safkan 4,5 lira, burada 7 nos safkan da gördüğünüz gibi 4 lira, 4,5 lira gibi. Yani burada oranlar çok çok yakın. 7 nos safkan aynı şekilde 4 lira, 4,5 lira. 1 nos safkan 4,5 lira veren var, 5 lira veren var, 3,5 lira veren var, yani 6 lira veren var oran olarak. Yani yine için içe 4 nos safkan da aynı şekilde 5 lira, 6 lira arasında dolaşan bir safkan. 6 nol safkan 9 lira 8 lira arasında gezinti yapıyor. Son sırada 2 nol safkan 50 lira gibi bir oranı sahip bir isim. Yani sonuncu safkan da o. Ama buradan gördüğünüz gibi şu 8'den 6'ya kadar olan oranlar birbirine çok yakın. Hadi 6'yı da biraz kenarda bırakırsak dersek oranlar ötekilerin çok çok yakın. Ama bende de 6 numara safkan favori. Yani işi ilginç tarafı. Bakalım benim burada hemen sizlere aktarayım. Yani 6 numara sondan ikinci ama ben bugün ilk safkan olarak bu 6 open out'u vereceğim. İlk safkan olarak yani gördüğünüz 10 lira bir oran ama orijini iyi. Flat out temsilcisi Eric Barbarana start alacak. En azından bu jockey'i bildiğim bir jockey. Ben bu yarışın ilk şanslı ismi olarak işaretledim. Daha sonra 8 nolu Until Velvet Agent. Bir arka homo temsilcisi Hector Berrios'a start alacak olan bu safkan en azından iyi bir jockey sahip. Bu safkan bana göre tabii yurt dışında ve Türkiye'nin de favori ismi. Daha sonra 5 nolu Seyhey Kid. Bir Highness Feet temsilcisi David Haldar'la start alacak olan bu safkanda son iki yarışında güzel iki tane ikinciliğe sahip bir isim. Bence tehlikeli ayak zaten burası. At yazılması gerekir. Daha sonra 1 nolu G. Chanel. Bir Silver Tre temsilcisi Joan Velez'le start alacak olan bu safkanda en azından biraz daha el ayağı düzgün bir safkan görüntüsü var. Sonra 3 numaralı Willie Castle, bir Wilborn temsilcisi en azından bildiğimiz olduğu için Sonny Leon'la start alacak olan bir safkanda en azından bana göre bugün uygun grupta koşuyor. Gördünüz bak AGF'de 6. sırada ama %10'luk oranlı oynanan var. Yani zor bir ayak. Son olarak da 7 numaralı Dorothy's Boy, bir Dross Meyer temsilcisi Luis Antonio Gonzalez'le start alacak olan bir safkanda en azından istikrarlı durumuyla yazılması gereken isim. Ben burada 6, 8, 5, 1, 3, 7 yani zor bir ayak. Bir 2 numaralı safkanın dışındaki bütün atların geliri gözüküyor ama şimdi bu iki hiç mi gelemez bu 50 lira ganyan olması? Valla aslında bu USA Ranger'lar fena bir orijin değil, ben onu biliyorum en azından. Eğer bu ayağı kapatacaksanız hani iki dışarıda bırakmayın, bir at bırakmayın, inanın baş yakar. Fazla da fark edeceğini sanmıyorum, eğer kapatırsanız bu ikiyi de yazın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz gelirse de 6'yı paraya çevirin. Günün 4. koşusu 6'lı ganyanın 3. ayağında bir satış koşusu yine şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına. Hemen buradan da siteye geçiş yapalım. Dördüncü koşuya, altılı ganyanın üçüncü ayağına. Evet, buradan da sitemizi ayarladık. Evet, burada arkadaşlar bir nolu satışı kapanmış. Bazı sitelerde satış kapanmış. Bazılarında 8 bölü 11 yani 0.8, 0.90, 0.5 gibi orana sahip. Bayağı direkt banko gibi at çıkmış. Yakın rakip olarak da 2 nolu safkan 3.5 liralık bir orana sahip. 3.30. 7 nol safkan 5 lira, 5 nol safkan 5,5 lira, 4 nol safkan 14 lira, 6 nol safkan 25 lira, 3 nol safkan 33 lira, 8 nol safkan da 8 lira. Ya gördüğünüz gibi 1 nol safkan baya baya favori konumunda olan bir isim. Hemen yarış programımıza da geçelim. Eğer burada notlarınızı aldıysanız arkadaşlar en azından birkaç saniye de olsa böyle bekleyin ki sizler de not edebilirsiniz. Fazla vaktimiz de olmadığı için acele ediyoruz biraz ama bakın arkadaşlar buradaki bu 1 nolu Let's Get It 17. Bir Kentucky Dine temsilcisi Omar Hernandez'le start alacak olan bir safkan. Şu anda yurt dışının baya baya bir banko ismi. Türkiye'de de iyi bir konumda. %32'lik bir şansı olan bir isim. Ben yine burada bir nolu safkanı öncelikli olarak kuponlara yazalım arkadaşlar. Eğer bir banko atamıyorsak bence kazanması yine muhtemel bir sonuç. Çünkü baya çok direkt oynanıyor bu safkan. Ama bana göre tabii sürpriz olma ihtimali de olan bir yer. Kimleri yazabiliriz? 2 nolu Jedi Temple, bir Temple City, iyi bir orijin, süratli bir yapıya sahip. Chelsea, Kayseri'de start alacak olan bu safkanda en azından istikrarlı bir durum var. Yani şu andaki totosuna baktığınız zaman yani birden aşağı kalır bir yanı yok. Handikaplar da zaten birbirine yakın. Bana göre 2 nolu Jedi Temple'yi yazmakta fayda var. Bir Temple City sonuçta iyi bir orijin. Daha sonra 5 nolu Road of Diamonds. Bir Belem Road, yine iyi bir orijin. Sunny Leon'la start alacak olan bu safkanda en azından istikrarlı bir durumu yine olan bir isim. Bence bugünün şanslı isimleri arasında ve son olarak da bir mobil temsilcisi olan 7 nolu Mobile Magic. Luis Raul Rivera ile start alacak olan bu safkanda en azından son iki yarışında biraz kötü gibi olsa da bu safkanda en azından bir sürpriz yapma ihtimali olan bir isim. Ama her şeye rağmen yine 1 nolu safkan önde. Bence en ciddi rakip 2 nolu safkan, daha sonra 5 ve 7 nolu safkanlar.
Günün 5. koşusu 6'da Ganya'nın 4. ayına geldiğimizde bir satış koşusu yine şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında. Burada baktığımız zaman hemen oranları da geçiş yapalım. Hemen birkaç saniyede evet sitemiz değişiyor. Arkadaşlar burada baktığımız zaman oranlar 3 oldu Safkan. Yine bazı yerlerde satış kapalı. 1.20, 1.10, 1.20, 1.10 hani o civarda bir oranı var. Bu 3 nol Tolun Dancer'ın. 2 nol Safkan 3 lira. 1 nol Safkan 7 lira orana sahip. 5 nol Safkan 8 lira. 8 nol Safkan 7 lira var, 8 lira var. Yani 7 lira, 8 lira oranında. 9 nol Safkan 14 lira. Tabi burada birkaç tane daha Safkan var. Eğer açılırsa onları da gösterebiliriz. Ama ben bu kadar da yeterli olacağını düşünüyorum. En azından yani açıldı şu anda. Gördüğünüz gibi 4 nol Safkan 25 lira, 25 lira, altın da 66 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Buradaki oranlara göre. Ben hemen buradaki tahminlerimize geçelim. Arkadaşlar ben burada 3 nolu Tolun Dancer, bir Tolun Priest temsilcisi Chelsea Kayser'a start olacak olan bu Safkan. Bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Bu Safkan biraz daha rakiplerinden daha üstün gibi görüyorum arkadaşlar. En azından benim görüşüm bu. Rakip yazarsanız da artık ona göre değerlendirme yaparsınız. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. %33 görüyorsunuz ki favori. Farz edin ki buradan 1 veya 9'dan birisi çıktı arkadaşlar. Size en azından taktik hani anımsatma. Çoğunuz artık biliyor da yarışın başlamasına çok kısa bir süre ama böyle yarım saat kala değil de yani 5-10 dakika bir şey kaldığı zaman aradaki bu AGF'ler bu kadar fark oluyorsa arkadaşlar bu çıkan eğer olursa koşan ekürüyü tek atmak bence en mantıklı olur. Çünkü ekürü gelirse de kazançlı olursunuz. AGF kazanırsa da kazançlı olursunuz. Bunu da biliyorum. Ama şimdi erken yatırırsanız bunu bir, diyelim ki 9 çıktı. Biri tek attınız. Nasıl AGF kazanırsa oradan kazanırız derseniz. Bütün herkes bunu yaptı mı bu sefer AGF 1 olur. Kaybetti. 3 nolu Safkan kazandığı zaman da kaybetmiş oluruz arkadaşlar. Bunu da belirteyim yani. Günün 6. koşusu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metre kum yarışı. Burada da baktığımız zaman 8 Safkan arasında koşulacak olan bir yarış. Hemen sitemize de geçiş yapalım. Bugün çok az atlı biraz yarış var ama yani ters sonuçlar da çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Yani sonuçta biz ne az atlı programlarda neler gördük artık anlatmak da bitmez. Arkadaşlar burada da 3 nolu Sky Writer 1.40 gibi bir orana sahip arkadaşlar. 1.20, 1.40 dolayında bir orana sahip. Daha sonra 5 nol Safkan 4 lira gibi 3.5 lira 4 lira gibi orana sahip. 4 nol Safkan 4.5 lira 5 lira gibi orana sahip. 7 nol Safkan 7 ile 8 lira arasında bir orana sahip. 8'in aynı şekilde 7 lira ile 8 lira arasında bir orana sahip. 1'in 10 lira orana sahip. 2'nin 14 lira, 6'nın da 14 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar en azından bu şekilde sizlere aktaralım. Gelelim benim buradaki tuttuğum Safkanlara. Ben burada önceliği 4 nolu Rebel Roat'a vereceğim. Bir Forestry temsilcisi. Bu Joker'in ismi de acayip yani Diok Dinabi Simit. Artık son iki yarışındaki güzel performansıyla ben iyi şansı bu Safkan'a verdim. 4 nol Safkan, 8 yaşında bir Safkan. Ama en azından performans biraz daha hoşuma gitti. Daha sonra 5 nolu Safkan geliyor. Bende Clay Park, bir Cindy Weekend temsilcisi, 10 yaşında bir Safkan. Eric Barbaran'a start olacak olan Safkan. En azından fena değil. Daha sonra 3 nolu Sky Writer, bir Sky Mesa temsilcisi Christian Pilares'e start olacak olan Safkan da yurt dışında ve Türkiye'nin de favori ismi. 11 gün önce bir yarış görmüş bu Safkan. Bu ikinci yarışında çok bayağı kazanmasını bekleyen gruplar var ki çünkü çok oynanıyor bu Safkan. Bayağı üstüne çok oyun oynanıyor. 3 nolu Safkan da Sky Writer muhakkak yazacağız ve son olarak da 8 nolu Lucky Fellow. Bir Congress temsilcisi 11 yaşında bir Safkan. Edgar Pauser'da start olacak olan Safkan da en azından sürpriz yapma ihtimali olan bir çizek. 4, 5, 3, 8 benim bu koşuda sizlere önerdiğim Safkan. Ama tabii yurt dışının 3 nolu Sky Writer'ı bayağı ön planda arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Günün son koşusuna geldiğimizde şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı. İşte en sonunda bir tane satış olmayan bir koşuyu bulduk arkadaşlar. Geldik buradaki oranlara. Evet burada da baktığımızda arkadaşlar 4 nolu Safkan 2.5 lira gibi orana sahip. Genel ortalaması 9 nolu Safkan 4 lira, 6 nolu Safkan 4.5 lira, 7 nolu Safkan 7 lira, 8 nolu Safkan 7 lira, 1 nolu Safkan da 6.5 lira, 7 lira, 11 lira yani değişik bir orana sahip. Bazı siteler değişmiş bu burada hemfikir olmamışlar. 5 nolu Safkan 9 lira, 12 lira,
Bazı yerler 8 lira veren yerler var. İkinci non safkan 12 lira, 11 lira arasında geziyor. Bir de 14-16 lira verenler var. Son sırada 3 non safkan, o da 40 liradan başlayan bir orana sahip arkadaşlar. Ama burada 4 non safkan bayağı favori. 2,5 liralık bir orana sahip. Gelelim buradaki bizim tahminlerimize. Ben burada 4 dolu temperament, bir flutter temsilcisi Hector Berrios'la start alacak olan bu safkan bana göre bu yarışı kazanır arkadaşlar. Bana göre eğer bugünkü son liman derseniz ben bu safkanı biraz daha şanslı görüyorum. Öteki yani ayaklara göre baktığım zaman en azından bu sanki bu safkanın biraz daha kazanma oranı daha yüksek gibi geldi bana. Eğer bu safkanı tek atıp yani burayı liman olarak görmek isteyenler için bence çok çok ideal bir banko. Ama at yardına yazmak isterseniz de o zaman yanına kimler yazabiliriz? Bir Harless Holiday temsilcisi olan Altınolu Laurel Holiday. En azından performansı iyi bir safkan. Buradaki grupta bayağı iyi safkanlar var. Daha sonra 9 dolu Cosimo Mosi. Bir Fas Anna temsilcisi Yarmayır. Koreyler sıra atacak olan safkan. Yine istikrarlı formda bir safkan. Son 2 yarışını kazanmış bir isim. 8 dolu Miss Robinson. Bir Animal Kingdom gibi yine iyi bir orijin. Luis Antonio Gonzalez'le sıra atacak olan safkanlar. Yine istikrarlı ve iyi bir form durumu var. Ve son olarak da 5 dolu Friday. Bir Shackleford. Yine benim çok beğendiğim bir orijin. Luis Raul Rivera ile start açık olan bu safkan yine istikrarlı ve formda bir durumuyla bence yazılması gereken isim. Ama her şeye rağmen ben 4 nolu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. Daha doğrusu yani ben bugün bu safkana biraz daha ağır basıyorum. Ha, diyeceksiniz ki 5. koşuda yani 4. aktarımdan 3 tek vardı. Ya onu da tek tutuyorum. Ama ben onun arkasına at yazarsam inanın hemen hemen hepsini yazacağım. Ama bunun yanında en azından rakipleri var. Ben o şekilde gördüm. Ama tek ikisini de tek atabilirsiniz veya bunu tek atarsınız. Ben tamamen tercihi size bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü sonuçta oyun oynayacak kişi sizsiniz. Size hangisi daha uygun geliyorsa en azından hesap olarak da onu yapmanızı tavsiye ederim. O yüzden tercihi size bıraktım. Arkadaşlar herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar diyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.